Bizim inancımızda biliyorsunuz Allah yeryüzünü insana bahşetmiştir yani. Evet. Musahhar kılıyor. Yani. Evet, Emrini amade kılıyor. Kılmıştır. Ve bir müjdeyle ben sana şah damarından daha yakın. Yani sen eşrefi mahlukatsın. Melekleri sana secde ettirdim. Bu yani insana verilmiş müthiş bir açık çek. Fakat bakıyoruz. Bilen için. Yani gittikçe uzaklaşıyoruz. Çünkü orada ben sana bir irade verdim, bir akıl verdim. Yani tabiata da hakim olacaksın. Onu ezmeden tabii böyle kapitalizmin yaptığı gibi yok ederek, tahrip ederek değil. Ve sen orada yani yeryüzünün kutbusun. Şimdi bu insan iradesini ne kadar değerli gördüğünü gösteriyor dinimizin. Ama bugün bu gidişat içerisinde bunun bir anlamı yok, kalmıyor herhalde. Yani bize bahşedilenin karşılığını verememiş olacağız. Öyle yani gibi. Evet, Allah sonumuzu hayır eylesin diye. Yani tarihimizin nesnesi olmaktan, ki kapitalizm bunu yaptı, tarihten ıskart edilmiş, kovulmuş bir varlık haline dönüşmek, makinaların emrine girmek, yapay zekaya her şeyi teslim etmek, korkunç bir şey bu yani. Ya bir Müslümanın bunu sindirmesini ki ölelerinde görüyorum maalesef, anlamakta çok zorlanıyorum yani. Şimdi siz anlatırken düşündüm. Yani bunları düşünmek, imal etmek, tefekkür etmek, bunlarla ilgili bir takım görüşler ileri sürmek, muhakemesini ve muhasebesini yapmak, aynı zamanda modern zamanların felsefesi olarak kabul edilebilir mi? Yani bu yapılan şey, düşünce şeyi felsefe sayılır mı sizce? Yani bu konuda siz ve bu konuda düşünenleri kastederek söylüyorum. Genel, az önce isimlerini zikrettiğiniz işte yazarlar da başta olmak üzere. Evet. Bu yani, zamanların felsefesi diyemez miyiz? Modern zamanlar içerisinde ortaya konuyor bu düşünceler tabii ki. Yani uyarılar, tespitler, arayışlar. Tabii ki modern bir tarihi ikmal ediyoruz yani. Onun içinde oluyor her şey de. Problem, bizi onun sıkıntılarından, boğuntularından, yabancılaştırıcı tesirlerinden kurtaracak yeni bir dünyayı tahayyül etme kudretimizi muhafaza edebiliyor muyuz? Buna inanabiliyor muyuz falan? Ben tam bir teslimiyet görüyorum. Evet. Yani bunu bu oranlarda hocam modern zamanlarda nebileri gibi yani uyarıcıları şeyleri gibi bir nevi peygamberlik son geldi. Artık yeni bir peygamber yok. Onu tabii, biliyoruz, tabii. İnanıyoruz. Ama bunlar da yine bizleri uyaran uyarıcılar olarak da bu işaret etmiştiğiniz tehlikeye karşı uyarılanlar. Evet. Bu şey gibi ama şair Melih Cevdet'in güzel bir şiiri vardır. Sis çanını anlatır. İşte durmayacaksın, çalacaksın. Her şeye rağmen çalacaksın. Oradan gemi geçiyor, geçmiyor filan. Bırak bunları yani. O senin işin değil. Evet yani dolayısıyla bir şeyler söyleniyor. Yazılıyor hala, çiziliyor ama müşterisi var mı? Talibi var mı? Ondan çok emin olamıyorum. Neyse biz yine kapitalizme gelelim hocam. Olur. Bugüne gelelim. Şimdi kapitalizm üç temel sacaya var, değil mi? Toplum, millet, toplum, devlet ve piyasa. Sermaye. Evet. Sermaye dediğimiz yani. Bu şey. Bu üçünün gücü, yani sağlıklı bir kapitalizm için bu üçünün güç dengesi nasıl olması gerekiyor? Çok zor. Yani kapitalizmin krizleri, modernliğin krizleri zaten bu üç unsurun kendi özgür akılları arasındaki uyumsuzluklardan doğuyor. Şimdi mesela Marx'ın en bence vahim hatası devleti anlamamaktır. Yani devlet işte kapitalizmin hizmetinde olan işçi sınıfını dövüp çarpan falan bir aygıt gibi falan. Hayır öyle bir şey yok.
Devlet çok başka bir şey. Bir kere çok kadim bir şey. Yani kadim devlet, modern devlet. Tamam mı? Devlet sonuçta bunlar. Çok statik hesapları vardır devletlerin. Bu hesaplar hikmet hükümet denilen, raison d'état der Fransızlar. Biz hikmet hükümet diyoruz. Onun içinde anlatılır. Çok ağır hareket eder. Memurlarıyla, bürokratlarıyla vesaire. Ve mutlaka yerkürede ayağını basacağı bir hakimiyet sahasını ona tahsis etmeniz lazım. Yani bir siyasi coğrafya ve orada yaşayan teba devletle birlikte anılacak. Ben ona hatta şey diyorum, yani tarihin katı formudur o devlet dediğiniz form. Ve bir coğrafya ayağını bastın biter devletin işi. Bir başka coğrafyada başka bir devlet çıkar karşısına. Bakın böyledir. O coğrafyaya uluslar sığar mı? Sığmaz çok defa. Bazen sığar, bazen. Yani Japonya'da sığmış galiba da. Başka yerde sığdığını ben görmedim. Onlar da galiba sığmamış. Zaman zaman böyle hani bir Rusya'ya çıkmışlar, bir Çin'e gitmişler de sonra tekrar sıkıştırılmışlar. Tabii yani dönmüşler yani. Onlar orada da sığmamış aslında, hissetmişler. Evet. Yani Çin diyorsunuz, kaç Çin var? Yani işte, evet. Ne bileyim Hindistan diyorsunuz, kaç tane Hindistan var içinde? Evet. İran, Türkiye aynı şekilde. Ne bileyim İngiltere, İskoçlar bilmem, Galliler. Nasıl anlaşacaklar bunlar? Yani uluslar bazen onun içinde tam mütecanis olarak olmuyor. Çok defa olmuyor. Dolayısıyla uluslar daha akışkan. Ve ulus şunu da talep ediyor. Yani devletten, hayır diyor, egemenliği sende tutamayız. Egemenlik bizde. Egemenlik kavgası var ikisinin arasında. Sermayeye gelince sermaye hiçbir şekilde sınırlanamıyor. Onun ne devleti var, ne dini var, ne kitabı var, ne coğrafyası var. O gaz. Ya yani şimdi üç form bunlar. Yani biri katı, öbürü sıvı, öbürü gaz. Toplumu sıvı olarak değerlendiriyorsunuz. Tabii ki. Tabii çünkü ki. Bir yerden bir yere geçiyor, akıyor falan. Öyledir. Yani toplumu tabii zaman zaman devletin özellikle bastırmasıyla çok disiplinli tutmak, hafif tertip katılaştırmak mümkündür. Ama bir toplum, hele siyasi kimliğiyle ulus, çok defa bununla kavgalı olur. Bakın duvar yıkıldı, devletlerle uluslar kavgaya tutuştular. Değil mi yani baktığınız zaman? Keşke bununla sınırlı kalsa. Bir de bunlar kendi içinde problemlidir. Devletlerin elit problemi vardır. Eski elitler, yeni elitler, bürokratlar, teknokratlar kavga ederler devlet. Devletler kendi aralarında kavga ederler. Uluslar kendi aralarında kavga ederler. Kendi içinde kavga eder. Sınıf kavgaları vardır. Yani baktığınız zaman. Sermaye de öyle. Yatırımcı sermaye ile finansal sermaye anlaşamaz. Bunlar çok kavgalıdırlar. Sadece sermaye emek kavgası yok orada. Sermaye içi kavgalar da var. Yani dediğim gibi hakikaten yani modern dünya öyle işte 3-5 cümleyle, 2 paragrafla tarifi çıkarılabilecek bir şey değil. Bütün bu çatışmalar içerisinde dönemsel dengeler yakalanabildiği takdirde tarih biraz yatışıyor. Ama hiçbir zaman bu denge Katolik nikahı gibi bir denge değil. Bir süre sonra iflas ediyor. Ya sermaye bozuyor bunu, ya devlet bozuyor, ya ulus bozuyor. Hepsi birlikte bozabiliyorlar. Mesela yaşadığımız kaos dönemi, özellikle bu duvarın yıkılmasından ve Sovyetlerin çöküşünden sonra bu üçü arasında sağlanmış olan dengenin sona ermesidir. Bu üç sacayanın birbirini dönüştürme ve değiştirme imkanı var mı? Var tabii ki, etkileşim içindeler. Yani sermaye yoksa devlet vergiyi kimden alacak? Devlet sermaye vergi koyuyor. Ve bu sermayenin hiç işine gelmez. Çünkü karın maksimizasyonunu düşürüyor. Veya yeniden bölüşüm yapıyor. Sosyal devlet çıkıyor. Sermayenin maliyetlerini arttırıyor. Bakın ne kadar aslında ikisi kavgalı düşündüğünüz zaman. Ama tabii ki bir yerde bir anlaşma noktası buluyorlar. Yani sermaye devlete ihtiyaç duyuyor. Devlet sermayeye ihtiyaç duyuyor.
uluslar devlete, devletler ulusa ihtiyaç duyuyor. Yani hem karşılıklı müthiş bir bağımlılık var, hem de o bağımlılığın içerisinde müthiş kavgalar var. Galiba birbirlerini öldürmüyorlar, ölmelerine izin asla tabii vermiyorlar. Ki, tabii. Ama bunun tam tersi, kendilerini esir almasına da izin vermeyecek. Kendi aralarında şöyle bir denge tabii, oluşmuş. Tabii işte o kurucu metinler var ya, kurucu yasalar. İşte o anlaşma durumlarını anlatır ki, yani baktığınız zaman bugün dünyada yürürlükte olan kurucu yasaların hepsi iflas etmiş durumdadır. Fransa'da da iflas etmiştir. Amerika'da da iflas etmiştir. Yani kongreyi basan bir Amerikan halkını düşünebiliyor musunuz yani? Daha kesin yani, olabilir yani. Tabii yani orada demek ki bütün o yapılar, onun içindeki mekanizmalar falan artık aşılmış, çalışmıyor yani. Sivil toplum ve demokrasiyi bu üç sac ayağı içinde nereye oturacağız? Yani şimdi sermaye o... çünkü sivil toplum örgütlerinin devletle de münasebeti var, sermaye de var, ulusla da var. Yani doğrudan farklı dozajları farklı olmakla birlikte bir etkileşim söz konusu ve üretim de söz konusu. Bunu nasıl dengeleyeceğiz, geliştireceğiz diyelim. Şimdi böyle sivil toplum denilince genel olarak anlaşılması gereken şey devlet karşısında görece miktarı, ölçüsü tartışılabilir her case için mesafe kazanabilmiş topluluklar. Ama bağımsız demediniz. Hayır hayır. Bağımsızlık diye bir şey tarihte yoktur. Hayır, tam bağımsızlık sivil diye bir şey olmaz. Bağımsız falan deyince evet. Hayır hayır yani... Mesafelendirilmiş diyorum ben. Onun ben için. Şimdi bağımsız diyeceğinizi bekliyorken o, deyince özellikle... O kavramı ben hiç kullanmam. Tarihte her şey birbiriyle bağımlıdır. Bağlıdır ve bağımlıdır. Yani o öyle tam bağımsızlık diye bir şey olmaz. O, evet. Onun için uzaya falan çıkmak lazım herhalde bilmiyorum. Bu dünyada olmaz öyle şeyler. Şimdi bunların böyle arkaik paternleri var. Ne bileyim yani işte özellikle feodal dünyada çok bunlar kendini ortaya koymuşlardır. Her şeyin ayrıştığı, parçalandığı, devletsiz yaşanan bir feodal dünyada evet ya sivil toplum diye bir şey kendiliğinden bizatihi vardır zaten. Kendi özerkliği vardır vesaire. Feodal olmayan ama gene toprak üzerinden varlık bulan, yani ziraat üzerinden varlık bulan başka paternler var. Mesela bizdeki Osmanlı veya Doğu Roma. Yani feodal değil. Ama nereye kadar değil? Yani Fırat'ın öbür tarafına geçince gri alanlar çıkıyor. Orada basbayağı feodaliteye çok benzeyen oluşumlar zuhur edebiliyor. Ama bu tarafa geldikçe daha devletle iç içe geçmiş arazi yapıları, değil mi? Ziraat yapıları filan çıkıyor karşınıza. Yani işte sivil toplum bu biraz mesafelerle filan ilgili bir şeydir. Merkezden kenara doğru. Modern dünyada ulus inşa edilirken iddia sivil değildir. Sivil ulus olmaz. İddia siviktir. Hmm. İki kavram var. İkincisini biz kullanmıyoruz genellikle. Hep sivil toplum, sivil toplum. Hayır. Ulus egemenliğini inşa ederken sivik bir iddia olarak bir takım sivil toplum veya onun benzeri, muadili kenarda kalmış toplulukları istisnalaştırır. Şu ya da bu parametreye göre, şu ya da bu ölçüye göre. Din, mezhep, ırk, kavim vesaire. Ve ulus disiplinli bir yapı olarak kapitalizme uygun bir iş bölümü üzerinden şekillendirildiği durumlarda kültür değişkeni ki sivil toplumu besleyen büyük ölçüde budur, kamusal hayatın dışına itilir. Ulus istisnaları böyle koyuyor. Yani protestansın hiç önemli değil, katoliksin hiç önemli değil. Sen bir fabrikada ustabaşısın, işini yap. Ha katolikliğini mi yaşamak istiyor? Pazar gününü bekle. Evinde mum yak, ne yaparsan yap. O kadar. Bu biraz laiklikle ilgisi
var mı? Efendim? Laiklikle ilişkisi var mı bu yaklaşımın? Kapitalizm ve laiklik. Şimdi laiklik, laisizm olarak eğer koyacak olursak aşırı bir tarihsel iddiadır. Dinlerle devletler hiçbir zaman birbirinden kopmaz. Hiçbir zaman ayrışmaz. İlişkilerini yeniden tarif edebilirsiniz. Hepsi odur. Evet. Yani evet, burada böyle bir tarifte sivik iddiada vardır. Evet. Mesela sivik din diye bir şey var yani, biliyorsunuz. Fransız devri, ata aydınlanmadan gelen bir şey var. Şimdi bu kapitalizmin buhranları artık başa gelinemez hale geldikten sonra, yani 1970'ler, 80'ler, 90'lar, nihayet duvarın yıkılması, Sovyetlerin çöküşü vesaire. Ulus ve devlet gibi iki yapıyı sermaye aşmak istedi. Şimdi sebep ne? Şimdi sanayi toplumu çözüldüğü için, merkezileştirici yapılar sermayenin yeni açılımları önünde engel koyuyordu. Uluslar engel koyuyordu. Bütün örgütleriyle birlikte, sendikalar, baskı grupları, şunlar bunlar yeniden bölüşüm istiyor ve maliyet arttırıyor. Devlet yakasına yapışmış sermayenin vergi diyor. Kaçmak istediler. Evi terk ettiler yani. Dolayısıyla bu iki kavramı gözden düşürmek için adına neoliberalizm denilen son derece suni ama tesirli bir ideolojiyi bütün dünyaya pompaladılar. Ve bu üniversiteleri zehirledi. Entelektüel dünyayı zehirledi. Şu lafları hatırlayacaksınız. 90'lardan sonra Türkiye'de konuşuluyor. Efendim, sivil toplumun hakkı yendi. Yani Türk uluslaşması sivil toplumu ezdi. Kim o sivil toplum? Oradaki o hakimiyet iddiasında istisna edilmiş veya görmezden gelinmiş şeyler. Dindarlar veya dindarlık veya bunun türevleri, Alevilik veya Kürtlük etnik manada filan. Bunlar kışkırtıldı. Çünkü amaç ulusu bozmaktı. Devlete hakaret üstüne hakaret yağdırıldı. Denildi ki devlet küçültülmeli. Böyle 90'lar büyük devlet... değil mi hocam? Evet, 90'lar. Yani bizim entelijansiyamız o devirde, o neoliberal değerlerle donanmış, böyle cin cin konuşmalar yapan gazeteciler, akademisyenler vesaire. Bunları söylüyorlardı. Çetin Altan diyordu ki kabuk devleti yok edelim. Bu devlet kabuk tutmuş yani, çürümüş. Ve ulusu, bir dakika, ulusu yeniden tarif edelim. Sivil toplum dinamikleri üzerinden. Veya laiklik böyle olmaz. Yani din diye bir şey var. Yani bunu seferber edelim falan. Yani baktığınız zaman... Peki başarılı oldu mu hocam? Başarılı oldu. Bir aile yıprattı devletleri. Ulusları çok yıprattı. Çeklerle Slovaklar kopuverdiler biliyorsunuz. Bugün Avrupa'daki davalara bakın. Yani İspanya Katalanlarla uğraşıyor. Basklarla uğraşıyor. İngiltere'de İskoçlarla ve hatta İrlanda zaten var. Efendim söyleyeyim işte İtalya'da Kuzey Ligası, biz Lombardız kardeşim, güney bizi ilgilendirmiyor diyen, ayrılmak isteyen. Yani baktığınız zaman deliniyor yani. Çünkü bu üç yapıyı bir arada tutan şey sanayi disipliniydi. Devlet, ulus ve sermaye. Ama öyle bir noktaya gelindi ki devletin ve ulusun üzerinden bir takım işlemler sermayeyi rahatsız etmeye başladı. Vergiler arttı. Efendim söyleyeyim, yeniden bölüşüm maliyetleri yükseltti. Emek pahalılandı. Ama verimliliği de düştü o ara. Ne yapacaklar? Kaçacaklar. Nereye gidecekler? Çin'e gidecekler tabii ki. Aç insanların olduğu yere gidecekler.